Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada hem Şiba yakımları hem de vali adayının Şiba açıklamaları üzerine konuşacağız. Şimdi bakalım. Ünlü girişimci açıkladı. Şiba alım fırsatı sunuyor imiş. Zaten önceki günlerde, önceki vakitlerde şunun üzerine konuşmuştuk. Yani Artık e, kriptolar üzerinden siyasilerde prim yapmaya başladığına göre uzun vadedeki hareketi zannediyorum görebiliyorsunuzdur. Geldiğimiz noktada e, Kennedy yani ABD başkan adayı ne yapıyor? E, piyasanın tamamı için inanılmaz derecede vaatlerde bulunarak kripto piyasası hakkında olumlu konuşup büyük vaatlerde bulunuyor. Aynı zamanda bizim de Cumhurbaşkanı adayımız olan Kılıçdaroğlu yine mutabakat metninde uzun uzun piyasayla alakalı bahsetmişti belki bilenler vardır. İşte ne bileyim farklı isimlerden bu şekilde şu anda Birleşik Krallık Başbakanı piyasaya girerken büyük vaatlerle girdiği gibi bir de Kuzey Karolina tarafındaki vali adayı da aynı şekilde bir açıklama yapıyor hatta hususiyetle tabii Şiba'dan bahsediyor yani e zaten siyasiler ve politikacılar bir şeyden bahsettiği zaman tamam artık e, reklamı e, kaptın demektir yani. Kripto para piyasasının yakından takip edilen meme coin projesi Shiba Inu'ya olan ilgi günden güne artıyor. Son olarak ABD'nin Kuzey Carolina eyalet valiliği adaylarından ünlü teknoloji girişimcisi Shannon Bray Şibe yönelik desteğin devam ettirerek Şibe muazzam bir satın alma fırsatı sunduğunu öne sürdü. Ya tabii artık şundan dolayı bir e, hareket var. siyasiler tarafından bu kadar dünya çapında. E bunu takip eden çok fazla insan olunca normal olarak üzerinden bir e, prim girişimi gerçekleşiyor tamam mı? E tam olarak da prim yani prim için yapıyorlar fakat tabii e, piyasa içinde iyi bir durumdur bu her zaman. Bununla alakalı sadece uzun uzun sadece bunun üzerine konuştum bir video vardır. İstiyorsanız girip e, onu da seyredebilirsiniz. Shannon Brain burada diğer kişilere göre farklı bir yönü var. İşte Kılıçdaroğlu'ndan, eee Rishi Sunak'tan ya da Kennedy'den farklı olarak bir durumu var. Shannon Bray piyasada daha önce e, var olmuş bir isim. Ya yani, e, şey olarak kesin olarak söylemeyeyim. Benim anladığım bu. Ben e, Shannon Bray'in yaptığı açıklamalardan bazı paylaşımlarından gerçekten işi bildiği e, kanaatine kapıldım onu söyleyeyim. Hani boş e, boş konuşmuyor ben gerçekten e, Shiba yatırımcısı olduğunu ve aynı anda Shiba'dan da e, daha eski bir tarihi olduğunu düşünüyorum Shannon Bray'in kriptolarla. Onu da söyleyeyim yani. Kuzey Vali adayı e, açıkladı Shib yükselişe geçebilir. Şibe desteğiyle bilinen ünlü teknoloji girişimcisi ve ABD Kuzey Karolina Eyalet Valisi adayı Shannon Bray 13 Mayıs 2023 tarihli Twitter paylaşımlarında ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Uzman isim Şibay'ın anlık olarak 5 sıfırlı fiyatının büyük bir alım fırsatı olduğuna düşünüyor. Bu doğru bu arada bak. 5.097'lerin altı zaten orta uzun vadede toplamak için harika ve çok güzel fiyatlardır. Sebepleriyle alakalı uzun uzun konuştuk. E, 5.097'nin altı hele ki şu anki 88-89'lu fiyatlar gayet iyi giriş fırsatı sunar. Bildiğiniz üzere ship fiyatı Ocak 23'te 4.01 dolar destek seviyesine tutunmayı başarak son 5 aylık süreç içerisinde kalıcılık sağlamayı başardı. Bununla birlikte Shiba Mayıs ayında kaybettiği destek seviyesiyle beraber fiyatına bir sıfır daha ekle. Doğru tabii aynı süreçte altcoinlerin tamamında BTC geri çekilmesi, sarsması ve dominansın etkisiyle bir eriş kaydediyorduk. Uzun bir süredir şibe desteğiyle tanınan Kuzey Karolina Vali Adayı Shannon Bray, Fiyatın anlık olarak bir yükseliş sinyali içerdiğini ve potansiyel bir alım fırsatıyla yatırımcıların karşısına çıktığını öne sürüyor. Bak e bu anlıktan kasıt şu olmalıdır. İşte Shiba piyasadan şu an pozitif ayrışabilir mi? Hayır. Ya şu anda öyle bir katalizör yok. Öyle bir katalizör var da ekip tutup şu anda bir manuel yakım yapar mı? Ya da tutup şu anda Shibarium Alpha sürümüne geçer mi? Tabii ki geçmez. Korelasyonlu bir şekilde piyasanın yükselişini bekleyecektir. O zaman piyasaya sürerler ki doğal bir hype etkisi izlenebilsin. Bunun için de önemli olan tarih sürekli belirtiyorum. 14 Haziran tarihinde Fed faiz kararı verecek duraklama sezonuna girilme ihtimali %89 olarak şu anda değerlendiriliyor. Ki bunun olma ihtimali bir o kadar yüksek. Bu olduğu takdirde ciddi anlamda bir BTC ve altcoin sezonu seyredebiliriz. Bununla beraber ünlü isim ship fiyatının lider altcoin ETH'yi takip ettiğine yönelik düşüncesini aktarıyor. Bitcoin desek daha mantıklı olur sanki. Çünkü her ikisi de onu takip ediyor. Yani bu zaten normal %92 küsür hata, hatta %93 ile Shiba şu anda piyasadaki korelasyonu en yüksek coinlerden bir tanesi. O yüzden e, tabii öyle olacak yani. Ethereum ve Shiba'nın Mayıs ayının ilk haftasında %7'lere varan düşler yaşamıştı. Shannon Bray olası ve Ethereum rallisinde SHIB fiyatının 4.01 doları geçeceğine inanıyor. Ya ona herkes inanıyor sen de. Ee, bir şey söylüyorsan düzgünce söylesen arkadaş. O kadar tam siyasisinde de o kadar da politik olma yani. Herhalde geçer 4.01'i. Ethereum rally yapacak. Shiba öyle şey gibi bakacak mı? Ünlü girişimci Shiba e desteğini sürdürüyor. Bildiğiniz üzere Shannon Bray daha önce de Shiba ünlü olan desteğini aktarmıştı ve düzenli olarak Shiba satın aldığını duyurmuştu. Bununla beraber Bray maaş çeklerini de Shiba e dönüştürdüğünü ve geriye kalan tüm varlığını yalnızca faturalarını ödemek için kullandığını açıkladı. Ünlü isim son dönemlerde pipin yükselişiyle beraber Shiba meme coinlerin kralı olarak tanımlıyor ve desteğini sürdürdüğünü ifade ediyor. Topluluk Shiba yakımına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta SHIB topluluğundan SHIB gelen destek birçok yatırımcının dikkatini çek. Topluk kalan coinlerin değerini arttırma amacıyla meme coin yakımında bulundu. SHIB Burn tarafından paylaşılan verilere göre geçtiğimiz hafta boyunca SHIB ordusu yaklaşık 2 milyar SHIB yaktı. İyidir. E, 2 milyar SHIB'e baktığımızda tabii önceki hafta e, 4 küsür milyar bir Shiba yakılmıştı. E, düşük gibi görünse de ortalamanın üzerindedir. Hele ki şu anki fiyatlara göre tabi bunun ekserisini zannediyorum e, alttan alta ekip yakmıştır. Bu toplam 1.7 milyar Shiba Inu coin'in dolaşımdan kaldırıldığı anlamına geliyor. Bu yaklaşık 5 milyar kripto paranın yakıldığı bir önceki haftaya kıyasla önemli bir düşüş. Yakılan SHIB sayısındaki azalma SHIB'i çevreleyen hype'ın düşüşe geçmiş olabileceğini e, gösteriyor. Zaten hype düşüşe geçtiği için yakım azalıyor. Ee, böyle de bir durum var tamam mı e ee, tabi burada şu anki mevcut arzdan söz ediliyor her zaman söylüyorum şu anki yakım çok fazla bir şey ifade etmeyecektir bize yatırımcının hissiyatını e, vermekten başka herhangi bir çok büyük bir verisi yok asıl olan bir şibaryum yakımıdır İki ekibin yakacağı manuel yakımdır bu kadar şibaryumun e, şu an belirtmemek lazım ama 500 milyar 1 trilyon yıllık yakabileceği gibi ekibin yakımı 120 trilyon civarında olmasını ve 2025 yılında bu manuel yakımın gerçekleşmesini bekliyoruz. Durumlar da bu şekilde olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.